sanat şöyle ağır ağır yerleşti mi insanın içine, gerçekten de kıskanılacak bir şeydir. Rainer Maria Rilke. Emek ve sabrın büyük kardeşliğini kabul etmeyi, o bitmeyen ve tek kuruşuna dokunmadan bizi varlığıyla zenginleştiren çocukluğuma borçluyum. Bir çorbanın kaynamasını hızlandırmak için ocağın son ayarına başvurmayan anneme, bir taş duvarın inşasını eline geçen taşları üst üste yığmak olarak algılamayıp bir sanat eseri gibi ortaya çıkaran babama, bir ders dosyasına, geleceğe, hatta sonsuzluğa taşınacak bir hatıraymış gibi itina gösteren ama o dosya kadar uzun ömürlü olmayacağını o zaman asla hayal edemeyeceğim ablama borçluyum. Kedili Kütüphane'nin bu bölümünde konuğumuz Naime Erkovan'la yazarlık serüveni üzerine konuşulacak. Hatırat bölümünde Alman lirik şiirinin önemli isimlerinden Rainer Maria Rilke'nin hayatından güzel bir anekdot aktarılacak. Kalem bölümünde İngiliz yazar Aldous Leonard Huxley'nin Cesur Yeni Dünya isimli eseri tanıtılacak. Yeni çıkanlar, hep okunanlar. Kedili Kütüphane başlıyor. Naime Hanım, çocukluğum yarım kalmış bir hikayenin gölgesinde başladı diye başlıyor bir yazınız. Bize biraz çocukluğunuzdan, hayat hikayenizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 3 aylıkken babam gurbetçi bir işçiydi. Ailesini Almanya'ya almaya karar veriyor. 3 aylıkken biz Almanya'ya göç ediyoruz. Uzun yıllarım, 13 yaşıma kadar Almanya'da geçiyor. 2 ayrı şehirde. Son şehrimiz Berlin. Türkiye'yi hiç görmeden büyüdüm. Türkçe'ye çok aşina olmadan büyüdüm. Kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçe ile tekrar tanışmak durumunda kaldım ve dili yeniden öğrenmek zorunda kaldım. Kaç yaşındaydınız? 13 yaşındaydım döndüğümde. Evde Almanca konuşan ablalar var, kardeş var. Anne babayla da çok sınırlı zaten iletişimimiz. Sınıfım Alman sınıfıydı. Dolayısıyla herkes Alman ya da farklı Batı kökeninden gelen kişilerdi ama herkes Almanca konuşuyordu. Türklerle çok az temasım oluyordu. Dolayısıyla böyle bir kültür içinde büyüdüm. Evet, iki kültür bir arada. Aslında programdan önce de uzun uzun sizinle bunu konuşmuştum. Şimdi öykücülüğe geçmeden önce aslında çevirmenlik yapıyorsunuz. Evet. Kafka'dan, Exupéry'den çevirmenlik yapıp daha sonra öykücülüğe geçiyorsunuz. Sizi buna tam olarak iten neydi? İten tabii ki hocamdı, Ali Ural'dı. Ben çeviriyi de aslında düşünmüyordum. Hele Kafka'yı hiç düşünmezdim. Çünkü Kafka'yı Almanlar bile anlayamıyor. Onu çok yalın görünüyor, çok sade görünüyor. Ali Hoca mı önerdi? Tabii onun isteğiydi, Kafka'dan çeviri yapmam. Bir de ben romanlarını değil, kısa öykülerini çevirmek istedim. Çünkü bana göre Kafka aslında öykülerinde saklı. Biz onu hep romanlarıyla biliyoruz. Ki onların çoğu da zaten yarım. Evet. Ama bana göre Kafka'yı tanımak isteyen insan öykülerini okuması gerekiyor. Onun yarım kalmış hikayelerini, bir paragraf yazmış, iki paragraf yazmış. Öylece bırakmış yani, ömür yetmemiş, onları düzenleyememiş. Kafka çok az sözle çok şey söylemeyi başaran bir yazar. Çok uzatmadan, bir paragraflık öyküleri vardır. Ama Kafka öyle büyülüdür ki siz o hikayeye başladığınız zaman size hemen o çaresizlik, o işin içinden çıkamayan hal bir şekilde kuşatır. Bunu başarır. 3 satır bile yazsa hemen kapar sizi. Dolayısıyla da Kafka'nın o büyüsünü, Kafka'nın üslubuna hayran oluyorsunuz ve az sözde çok şey söylemeyi öğreniyorsunuz Kafka'da. Naime Hanım, bize biraz yazarlık atölyelerinden bahseder misiniz? Daha önce Ali Hoca bize de konuk olmuştu, bize de anlatmıştı ama İzleyicilerimiz açısından yazarlık atölyeleri sahiden iyi birer yazar üretiyor mu? Tabii bütün yazarlık atölyeleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Görmedim, bilemediğim için içeriğini. Evet. Ama sonuca bakmak iyidir aslında böyle şeylerde. Atölyeden onlarca yazar yetişti, şair yetişti. Bu da sanırım
ölçü olarak yetmesi gerekiyor. Sadece bu sene yaklaşık 10 arkadaşımızın daha kitabı çıkıyor. Eskilerden de var, yeni yazarlar, yeni şairler de var. Bu uzun yılların disipliniyle, çalışmasıyla ortaya çıkan bir şey. Hep şunu söylerim, siz edebiyatı seçiyorsunuz, evet o yolda ilerliyorsunuz ama ikinci aşama olarak edebiyatın da sizi seçmesi gerekiyor. O zaman seçtiği zaman çünkü sizi çalıştırıyor, deliler gibi. Yani bir işçi gibi okuyacaksınız, yazacaksınız, yazdığınız beğenilmeyecek, yılmayıp tekrar yazacaksınız. Çok iyi yazarlarla karşılaşıp onların yazdığı neyse benim yazdığım ne diye düşünüp orada pes etme ya da sıçrama arasında bir noktaya geleceksiniz. Bu sürekli yenilenecek. Her zaman daha iyi yazarlar, çok daha iyi şairler hep var olacaktır. O yüzden hırs değil de onların yanında yer alabilmenin bir yolunu bulmak lazım. Eğer hakikaten bu işi istiyorsak, bu bir hevesle olacak bir şey değil. Neticede sanat bu. Sanat öğrenmekte orada yılları göze almanız gerekiyor. Rilke diyor ki iyi bir şiir yazdıktan sonra 10 sene dinlenmeli insan. Yani onu da hak edebilirsiniz. Kolay değil iyi bir ürün ortaya koymak. O yüzden bu işlere talip olan insanlar devam etmeli. Benim yolculuğum 10 sene önce başladı. 10 senedir ve ben hala gidiyorum. Çünkü edebiyat atmosferi güzel bir ortam. Edebiyat arkadaşlığı güzel. Okuduğunuz kitaptan aynı şekilde heyecanlanan insanlarla bir arada olmak, onunla kitabı tartışmak bulunmaz bir nimet aslında. Hastane koridorları, ilaç kokusu, doktorlar daha ameliyata girmeden telaşları bulaşıcı bir hastalık gibi herkesi yokluyor. Ameliyathanenin önünde eller sabunlanırken, eller köpükte kaybolurken gerçeği kimse bilmiyor. Hasta ölmek istiyor. Sedyede yatan kadın bileğimi yakalayıp ölmeme yardım et diye yalvarıyor. Ka, bum, ka, bum, ka, bum. Nasıl ölünür bilmem. Ben doktor değilim diye fısıldıyorum. Umutsuzca gevşettiği parmaklarının izi kalıyor kolumda. Kadın gözlerini tavana çeviriyor. Bileğimi kavrayan eliyle üzerindeki beyaz örtüyü yüzüne kapatınca bütün makineler ötmeye başlıyor. Bir kalp durdu. Uzun koridora açılan her kapıdan bir doktor başını uzatıp bir kalp durdu diye bağırıyor. Hepsinin bana baktığını fark ettiğimde benimki değil diye savunuyorum kendimi. Atıyor hala. Dinleyin. Ka, bum, ka, bum, ka, bum. Şair Rainer Maria Rilke, Paris'teyken düzenli olarak bir meydandan geçer. Burada bir dilenci kadın oturmakta ve elini havaya kaldırıp yüzünü yere eğerek beklemektedir her gün. Öyle ki kadın kendisine verilenlere hiçbir tepki göstermemektedir. Rilke'nin Fransız bayan arkadaşı bazen dilenciye para uzatırken şair asla bir şey vermemektedir ona. Fransız kadın bir gün dayanamayarak neden dilenciye bir şey hediye etmediğini sorar Rilke'ye. Cevabı şöyle olur şairin. Onun kalbini ödüllendirmeliyiz, elini değil. Rilke birkaç gün sonra açmış beyaz bir gülü dilenci kadının avucuna bırakır. O anda beklenmedik bir şey olur. Dilenci başını kaldırıp oturduğu yerden doğrulur ve karşısındaki yabancı adamın elini öperek gülle uzaklaşır. O günden sonra yaşlı dilenci bir hafta ortalarda görünmez. Fakat 8 gün sonra eski yerine tekrar oturduğu görülür. Yine sessiz, yine başı önde ve elini uzatarak öylece beklemektedir. Fransız kadın, kaç gündür görmüyorduk, bunca gün neyle geçinmiştir acaba diye sorunca Rilke gülümser ve cevap verir.
o gülle. Hikayede büyük boşluklar var. Hakan Bıçakçı, İletişim Yayınları. Yazar, gezinen ve bir görünüp bir kaybolan insanları anlatıyor öykülerinde. Küçük takıntıları, gelip geçenleri resmediyor. Tuhaf suçlulukları, genişleyen gökyüzünü, köprü trafiğini, uğultuları, İstanbul'u ve metroyu anlatıyor. Kafa karıştırıcı ve hatıra didikleyen hikayeler. Düş Zamanı Öyküleri. Müştehir Karakaya. Aramis Yayın Evi. Aslında hayat öykü tadında yaşanır. Uzunluğu, kısalığı öykülerimiz bir araya gelip ömür çizgilerimizi belirler. Bazen acı, bazen tatlı, hüzünlü ve neşeli günler birbirinin peşi sıra yaşanır. Düş Zamanı Öyküleri, hayal ve gerçek arasında mekik dokuyan bir eser. Okura gerçeklik nedir, hayallerimizi yitirsek yaşayabilir miyiz diye sorduruyor Müştehir Karakaya. Hawaii Öyküleri, Pasifik Öyküleri 3, Jack London, Alfa Yayınları. İlk olarak 1912'de yayımlanan bu kitap 6 hikayeden oluşuyor. Olaylar 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Hawaii Adaları'nda geçiyor. Yazar, sömürgecilerin, misyonerlerin ve tüccarların Hawaii'yi ırk ve sınıf ekseninde nasıl biçimlendirdiklerini anlatıyor. Bir anda büyük dalga kayboldu. Deniz yanlış bir örgü gibi sökülüyordu. Adam denizi yutuyordu. Gördüm yosunların, midyelerin üstlerinin açıldığını. Çil çil altınlarla dolu sandıkların kapaklarının kapandığını, boşa yanıp sönen deniz fenerini. Sonra ayağa kalktı adam. Koluyla dudaklarındaki tuzlu suyu sildi. Korkumdan kımıldayamadım. Yanımdan geçerken yüzüne bakamadım. Fakat duydum yunusların seslerini. Gördüm karnına bir denize sığdıran adamı. Kimse inanmıyor. Çok dikkat çekici bir üslubunuz var. Fantastik bir üslup. Başta elbette merak ediyorum. Sizi buna iten neydi? Fantastik öykü yazmaya. Bu yönde ilerlemeye. Aslında ben de onu fark etmiyordum. Hani yazı çalışmalarımız oluyordu atölyede, yazıyordum. İşte bir konumuz oluyordu, bununla ilgili bir yazı yazılsın deniyordu. Ben bir hafta boyunca hep fantastik ve ironi arasında gidip geliyordum. Acaba öyle mi yazsam, böyle mi yazsam? Çoğunlukla fantastik ağırlık kazanıyordu. Ben fantastik yazdığımı bile fark etmiyordum. Hani böyle de olabilir diye düşünüp bana göre çok doğal geliyor. Bilinçli bir tercih değil. Sonradan kitap aşamasına geldiğinde kitapta bir konsept olsun dendi. Hani bütün öyküler bir şekilde birbiriyle bağlantılı olsun. Onlara ortak bir payda gerekiyor denmişti. Şu öykü nasıl diye sordu hocam. Bu böyle dedim. O fantastik dedi. Şu nasıl? O da böyle dedim. O da fantastik derken fantastik yazmışım hiç farkında değilim. Bu sizin özgürlüğünüz. Evet, herhalde şöyle bir şey de var. Yani Alman eğitim sisteminde çocukların hayal gücü çok fazla ön plana çıkarılıyor. Onların hayal etmesi için çok ortamlar hazırlanıyor. Dolayısıyla da herhalde böyle bir beslenme olmuş ben farkında olmadan. Evet. Biraz da hani gerçeklerden kaçmak için de iyi bir yöntem aslında fantastik. Aha, belki enteresan bir şey söyledin. Belki bu ülkeyle yüzleşemedim, belki kültürle yüzleşemedim, belki hala aradığım yerler vardı. O yüzden belki fantastiğe kaçtım. Hiçbir şekilde bilmiyorum ama hep baktığım zaman bir nesneye bunun aslında görünenin ötesinde de bir özelliği olabileceğini düşündüm. O yüzden de hep öyle yazıyordum. Uzun bir süre yazmadım sırf fantastik yönüm kırılsın diye. Çünkü ikinci kitapta istemiyordum, farklı şeyler deneyim istiyordum. Yani o artık içgüdüsel bir şey. Ben kaçsam da, şimdi üç kitap oldu, hepsinde güya fantastikten kaçtım iki kitapta da. Evet. Ama şimdi dördüncü kitapta seçtiğim konuyla da alakalı herhalde. Artık yine fantastiğe kaptırdım kendimi, orada evet. Çok rahat ediyorum. Evet. Peki, şimdi kitaplarınızda bir kadim bir bilgelik tadı var bir şekilde. O eski, bizim eski şark
klasiklerimizin bir havası var. Nereden etkileniyorsunuz tam olarak? Onu bilemiyorum ama annem yani sözlü kültürün, sözlü edebiyatın çok baskın olduğu bir yerden geliyor. Dede Korkut Diyarı olarak biliniyor. Annemin çocukluğunda hep böyle işte temsiller, bir şeyler, hikayeler. Annem hala anlatır onları. Bazen fark ediyorum o kadar çok şey kapmışım ki annemden. Hatta söyleyince aa ne güzel sözmüş diyor insanlar. Çünkü o sadece bizim yöreye has bir şey. Ama annede hep böyle bir taraf var, hep böyle anlatır. Eskilerle ilgili onları dinlemeyi de çok seviyorum. Fantastik stilde yazı yazmak aslında çok fantastik, öyle diyeyim. İzleyicilerimiz biraz daha anlaması açısından bize biraz anlatır mısınız? Bu üslup nasıl bir üsluptur? Fantastik edebiyat üslubu nasıl bir üsluptur? Şöyle, şimdi fantastik edebiyat dediğimiz zaman hepimizin kafasında türlü türlü romanlar, türlü türlü filmler canlanıyor. Filmler daha çok canlanıyor. Evet, özellikle Yüzüklerin Efendisi evet, bunların evet. en barizi. Şöyle bir şey var, fantastiğin hala sınırı tanımlanamamıştır. Fantastik şudur denilemiyor hala. Bütün edebiyat bilimcileri, herkes başka bir şey söylüyor ama ben bu işin piri kabul edilen, yani bu işi daha ciddiye ele alan Todorov'un görüşüne katılıyorum. Todorov diyor ki, olağan dünyada diyor bir gedik açılır ve o gedikten olağanüstü bir şey sızar o dünyaya. İşte o sızan o tek şey fantastiktir. Evet, olağanüstü diyebilir miyiz? Tabii ki olağanüstü ama olağanüstünün sayısını abartmamak lazım. Yani bütün dünya bildiğimiz dünya gibi işliyor. O bir tane nesne ya da bir tane kişi oraya aslında aykırı ama o normal bildiğimiz dünyanın içinde var olmak zorunda. İşte o zaman fantastik başlıyor. Kral birkaç saat yürüdükten sonra bir taşın üstüne oturdu ve defterini açtı. Aşkın Ömrü başlıklı sayfada yazılanları okudu. Büyük büyük babası şunu yazmıştı. Uzundur diye duymuştum ama hiç şahit olmadım. Büyük babası boş şeylerle uğraşma merakı tehlikelidir derken babası şöyle yazmıştı. Ömrünün ne kadar olduğunun bir önemi yoktur. Yaşanmışsa sevinmeli. Yaşanmamışsa umudu kaybetmemeli. Ama asıl söylemek istediğim bu değildi. Başka bir şey vardı. Sanırım hatırlayamıyorum. Ve kral sayfanın sonuna şu cümleleri yazdıktan sonra yoluna devam etti. O kadar çabuk başlar ve biter ki insan bazen başını kaçırır, bazen sonunu. Akıllıysa İkisini birden kaçırır. Katı bir kast düzeninin olduğu dünya. İnsanlar 5 sınıfa ayrılmaktadır. İnsanın doğumundan olgunlaşmasına kadar tüm gelişim evrelerine müdahale edilir. İnsan dünyaya doğarak gelmez, şişe içinde, vücut dışı döllenme yoluyla seri olarak üretilmektedir. İnsanlar sağlıklı, teknoloji gelişmiş, savaşlar ve yoksulluk yok edilmiştir. Fakat bireyin önemsediği tüm değerler silinmiştir. Aile, din, kültür, sanat, edebiyat ve felsefe yoktur. Acıyı gideren ve ruh durumunu değiştiren haplar vardır. Kitaplar kasalardadır. İnsanlara sadece okutulmak istenenler verilmektedir. Roman 26. yüzyılda Londra'da geçer. Kitabın genel olarak konusu dünya düzenidir. Yazar, ahlak ve toplum anlayışına göre kötü kabul edilen bir gelecek senaryosu sunar. Aslında Huxley romanında bir sistem eleştirisi yapmıştır. Huxley'e göre romandaki yeni dünyanın başarı saydığı gelişmeler gerçekleşirse insanlığa ait değerler yok olacaktır. Tüketim kültürü ve yabancılaşma insan uygarlığının sonunu getirecektir. Bilim kurgu romanı denildiğinde ilk akla gelen romanlardan biridir Cesur Yeni Dünya. 1932 yılında yayınlanmıştır. George Orwell'ın 1984 romanına benzetilir. Eser oldukça etkileyici bir kurguya sahiptir.
adını William Shakespeare'in 1611 tarihli Fırtına adlı eserindeki bir mısradan alır. Yaşasın bu yaman, bu cesur yeni dünya. Yüzüklerin Efendisi, Tolkien. Fantezi türünde bir romandır. 13 yılda yazılmıştır. Hikaye Tolkien'in çocuklar için yazdığı Hobbit'in devamı olarak başlamıştır. Fakat sonrasında ondan çok daha büyük bir eser haline gelmiştir. Orta Dünya adı verilen bir evrende geçen romanda iyi ve kötü arasındaki mücadele anlatılır. Filme de aktarılan romanın defalarca baskısı yapılmış ve dünyanın neredeyse tüm dillerine çevrilmiştir. Muhayyelat, Giritli Aziz Efendi. Kitap, Türk edebiyatında modern döneme geçişte önemli bir mihenk taşı olarak kabul edilir. 1770'li yıllarda yazılmasına başlandığı ve 1797'de tamamlandığı düşünülmektedir. Hayal ile gerçeğin, sözlü kültürle yazılı kültürün ve maceralı hikayelerin iç içe geçtiği bir eserdir. Kitapta efsunlar, ifritler, dervişler ve meczuplar vardır. Fantastik tarzda yazılan eser, geleneksel hikaye ile modern anlatım tarzı arasında bir yere sahiptir. Muhayyelat birçok yazarı etkilemiştir. Mesela Muallim Naci'nin şiirlerinde Naci Takma adını kullanmasına, muhayyelatta yer alan bölümlerden biri olan Kıssayı Naci hikayesinden derinden etkilenmesi sebep olmuştur. Günlerin Köpüğü, Boris Vian. Fransız yazarın 1946 yılında yazdığı romanıdır. Yozlaşmış ilişkiler içinde yaşanan bir aşkı ve ardından gelen ölümü işler. Roman iki günde yazılmıştır. Çağdaş aşk romanlarının en çarpıcılarından biri olarak kabul edilir. Eser birçok kez sinema ve operaya uyarlanmıştır. Emek ve sabrın kardeşliği bitmez. Olsa olsa çadırlarını kıymetlerinin bilineceği başka dünyalara taşırlar. Aramızda kullanılmayan ya da ölü kelimelere dönüşmeden önce her ikisini de çocukluğumuzun gürültüsüz dünyasından çıkarıp bugüne taşımanın yollarını bulmalıyız. Belki de hızlanan ve insan yaşamını hiçe sayan bu dünyanın girdabından onlar sayesinde kurtulabiliriz. Şimdi bu arada tabii siz yüksek lisans eğitimi görüyorsunuz. Ve enteresan bir proje hazırlıyorsunuz. Çok da dikkatimi çekti. Bizim Evliya Çelebi'mizi, meşhur seyyahımızı karşılığında bir batılı Alman bir seyyahla karşılıklı çapraz yerlere, zıt yerlere götürüp bu manada bir çalışma yapıyorsunuz. Çok enteresan ve ilgi çekici. Bu tam olarak aklınıza nereden geldi? Çok merak ediyorum. Ben tez konumu seçerken yıl boyunca sürekli konu ürettim. Evet. Belki 20 tane tez olabilecek konu çıktı. Her seferinde bir şey seçiyordum. Yok o olmasın, bu olmasın. En sonunda artık bir hocama danıştım. O da dedi ki, birikimin var dedi. Tek yönde yapma. Senin o yapmak istediğini Almanlar zaten yapıyor. Birikimin varken karşılaştırmalı bir şey yapmayı düşün dedi. Hocam ama hani ne yapacağım onu bilmiyorum dedi. Bir liste hazırla dedi. Bir tarafa sevdiğin yazarları yaz, bir tarafa sevdiğin kitapları ve konuları yaz dedi. Bir şekilde onlar çakışacak dedi bir yerde. O konuda bulmuş olacaksın dedi. Ben hiç anlamadığım bir şekilde evliya deyiverdim. Dediğim gibi tıpkı evliyanın rüyasında şefaat diyeceğine seyahat demesi gibi ben evet. De bir anda evliya deyiverdim. Ve onun karşılığında da Alexander von Humboldt'u buldum. Ki Humboldt'un abisi çok meşhurdur. Berlin tamamen onların vakıfıyla ünlüdür ve Berlin onların şehridir. Dolayısıyla abi hakkında çok şey vardır ve aslında o konuya girmek istemiyordum. Ama bir baktık Alexander von Humboldt abinin gölgesinde kalmış. O da çok bilinememiş. Dedim ikisi de Rusya'ya gitmiş. Rusya üzerinden iki kültürün bakış açısını aslında incelemek istiyordum. Yani evliya nasıl bakmış, neler görmüş? Alexander von Humboldt neler görmüş? Tabii tam doğu batı kafasını görebiliyoruz, anlayışını. Evliya dünya adamı, hiçbir şeye hırs yapmayan,
her şeyi böyle olağan kabul eden bir kafaya sahipken Alexander von Humboldt'ta tipik bir Prusya disiplini görüyoruz. Her şeyi kayıt altına alan, hiç durmadan, dinlenmeden yoluna devam eden bir adam. O kadar ilginç ki ikisini karşılaştırmak. O havaya, doğaya bakarken o sadece taşlara bakıyor çünkü işi o. Evet. Çok daha ilginç. Daha maddiyatçı, belki tabii, daha belirli, tabii, ölçülü. Her, tabii. Peki şimdi Ekim'de bir kitabınız var, öyle anlattınız bana. Evet. Biraz da izleyicilere bahsedelim. Sanki bu konuların da içinde olduğu bir kitap evet. gibi. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Doğu'nun mitleşmiş karakterlerini ve Batı'nın mitleşmiş karakterlerinden bazılarını, tabii hepsini alamıyoruz ama onların yolları Doğu'ya düşseydi ya da Batı'ya düşseydi neler olurdu? Onların anlayışlarıyla burada gördükleri ya da orada karşılaşacakları dünya nasıl olurdu diye bir proje düşünmüştük. Örneğin Şehrazat'ı masal anlatan kişi olarak biliyoruz. Yani fantastik edebiyatın bana göre annesidir Şehrazat. Evet. O Batı'ya düşse ne olurdu diye düşündük. Şunu görüyoruz, Batı'da çocukluğum geçti. Tamam birçok aksiyon yönleri var ama bir yönleri çok belirgindir. Karşılıksız bir şey verme yoktur. Herkes kazanmalı, emeğini vermeli ve her şeyi de hak ederek almalı. Evet. Şimdi Şehrazat masal anlatıyor ama masallar iyi olursa ona sadece yiyecek verilen bir dünya. Böyle olmuştu. Aynı şekilde örneğin işte Parsival diye bir karakter var. Bizim Keloğlan'ımıza benziyor birazcık. Annesi onu uzak tutuyor. Hiçbir zaman şövalye olmasın diye bir ormanda büyütüyor. Ama yolu yine Haçlı ordusuyla kesişiyor. Ve onların peşine takılıp yine asker oluyor. Annenin korktuğu yine başına geliyor. Parsival gibi bir adam bizim doğu topraklarına düşse ne olur üzerinden gidildi. Aslında çok keyifli, benim için çok keyifli bir yol. Tamamlanırsa inşallah güzel bir şey çıkacak ortaya. Açıkçası ben kendi adıma söyleyeyim, merakla bekliyorum. Çünkü çok enteresan, çarpıcı örneklendirmeler var anlattığınızda ki kültürel ışık da tutuyor bize, evet. Ufuk açıyor bu manada. O yüzden çok enteresan ve ilgi çekici. Naima Hanım, herkes burada her konuğumuza biz tabii soruyoruz. Çok etkilendiğiniz bir kitap. Sizin için gerçekten çok çok önemli olan bir yazar. Bir şekilde başucu kitabı diyebileceğimiz bir kitabınız var mı? Aslında çeşitli okumalar yapmayı seviyorum ama lisansta biz bir kitapla tanışmıştık. Hep yıllarca okumak istiyordum. Bir türlü fırsat olmuyordu. Hocam İclal Hanım o kitabı verdiğinde ben bu arada sadece keyfi onun dersine giriyordum sırf kitap okumak için. Ben kitabı bitirdim. Dedi ki sizin dedi çok beğeneceğinizi biliyordum zaten bu kitap. Rilke'nin Malte Lauritz Brügge'nin Notları. Bunu ben çok hevesle öğrencilerime de söyledim okuyun diye. Tabii hayal kırıklığına uğradım. Şimdi hocaları çok methetti. Onlar da kendilerini hani sorumlu hissettiler. Beğenmek zorundayız gibi bir algıyla okudular. Ama çok vakıf olamadılar. Rilke'nin o kitabının özelliği şu, bir şair bakışı var orada. Ve bölük pörçük bir dünya var. Çocukluğu var, günü var, yaşadığı şehir var ve geleceği var. Ama bir tanrıya arayış var. Başlangıcı çok güzel. Yani görmeyi öğreniyorum diye başlıyor. Bunlar çok basit cümleler aslında. Ama o kadar unutmuşuz ki bir durmak zorunda kalıyoruz. Ne demek görmeyi öğreniyorum? Biz zaten bilmiyor muyduk bunu? Böyle sarsa sarsa ilerleyen bir kitap. Ve çok yavaş, ağır okuduğum, dönüp dönüp bir daha okuduğum bir kitap benim için o. Ne güzel anlatıyorsunuz, gözleriniz parlıyor anlatırken. Peki Naime Erkoğan, çok keyifli bir sohbet oldu ama maalesef ki zaman çok az, hemen bitiverdi her zamanki gibi. Bizim programımızın özelliği bu. Az ve tadında. Olsun, bunlar daha önemli. Evet, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür çok ediyorum Esma Hanım, sağ olun. Akşam eşyaları ve insanları ele geçirmeye başladığında gün boyu ağacın dibinde duran kum yığını dalgalandı. Sadece onun için bir rüzgar esiyormuş gibi taneleri hızla yer değiştirdi. Yığın çalkalandı, yükseldi ve bir insan şekline büründü. Kum adam beyaz eldivenleriyle üstündeki kumu silkeledi ve akşama kendini teslim ederek gözden kayboldu. Geride tek bir tane bırakmadan kayboldu.